Bıraktığımız mal varlığı ile çocuklarımız bizim için hayır yapabilirler mi? Yoksa herkes yaşarken hayır hasanatını kendisi mi yapmalı? Bakın 10. ayeti okuyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Ve enfiku mimma razakakumullah. Mimma razaknakum. Size rızık olarak verdiğimiz şeyden, rızık olarak dediğimiz mal, mülk, ilim, her şey yani. Akıl, fikir. İnfak edin. Birisine akıl vermek de sevaptır. İlim vermek de öyledir. Hepsi de öyledir. Size rızık olarak verdiğimiz şeyden harcayın. Ne zaman harcayacağız? Min qabli en yetiye ahadukumul maut. Sizden birine ölüm gelmeden önce. Öldüğünüz zaman o mal kimin olur? Mirasçının olur. Artık senin malın kalmaz ki harcayasın. Mirasçı harcarsa sevabı kendisine. Artık o mirasçının senin malın değil. Bak ölüm gelmeden önce harcayın. Harcamazsa bak feyekule o zaman şöyle diyecektir ölen kişi. Ölmüş, harcamadığını biliyor. Hep erteliyor. İlerisine yaparım, ilerisine yaparım, yaparım, yaparım. Bir türlü eli varmıyor harcamaya. Öldüğü zaman feyekule şöyle diyecek. Rabbi levle ahharteni ila ecelin garib. Ya Rabbi bana biraz daha müsaade etsen. Yani şöyle bir dünyaya gitsem de fe assaddaka, sadaka versem gelsem. 5 dakika. Ondan sonra ve ekum minas salihin, ben de iyilerden olsam. Bak kötülerden ol değil. Gidip de çoluk çocuğuma tembih etsem değil, gidip versem. Artık o mal senin malın yok artık, nereye gidiyorsun? Öldün, mal başkasının. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا. Bir kimsenin eceli geldiği zaman Allah onu asla geriye bırakmayacaktır. Bitti, geçti. Yapaydın şimdiye kadar. Vallahu habirun bima taamelun. Allah ne yaptığınızdan haberdardır. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre öldükten sonra birisinin yaptığı bize ulaşıyor mu? Bitti. Kendi kafamıza göre hüküm veremeyiz. Öldüğün gün mal başkasınındır. Peki ne zaman öleceğiz? Belli mi? Öyleyse her gün ben bugün öleceğim diye hesap, bu saniye ölebilirim diye hesap etmeniz lazım. Ben kendi açımdan şahsen hep şunu düşünürüm. Şu yaşadığım saniye son saniye olabilir. Ne yapacaksam yapayım. Kendi açımdan ben öyle düşünürüm. Yarın yaparım. Bakalım yarın yaşayacağımı nereden biliyorum ki yapalım. Yaşarsam yaparım, yaşamazsam. Dolayısıyla yaşadığınız saniyeyi son saniyeniz olarak kabul etmeniz lazım. Devam. Çünkü o saniye siz ölmüş olabilirsiniz. Ondan sonra ya Rabbi bir daha bana mı söylüyor? Yok, bitti o mal, artık senden çıktı. Ne yapacaksan yap. Şimdi mesela bizim bu arkadaşlarımız gayet iyi bilir. Ben bir şey bulduğum zaman mesela ayet-i kerimelerden bir şey hemen toplaşırız ve anlatırım. Çünkü biraz sonra ölürsem ne olacak? Şimdi birçok kimse bir buluş yaptığı zaman kimseye duyurmaz. E kardeşim duyurduğun zaman biz bunu yaşadık. Mesela arkadaşlarımıza anlatıyorum. Bu defa Allahü Teala bana daha ilerisini gösteriyor. Bu da öyle hani deyin şekertüm le ezidennekum. Şükrederseniz mutlaka artırırız. Hayır hasenat yapanlar da öyledir. Yaptıkları zaman arttığını zaten kendileri gözleriyle görür. Her şey öyledir. Dolayısıyla bir iyilik yapabilecekseniz saniye geciktirmeyin. Hemen yapın. Saniye.